Arkadaşlar burada ise deney setimizin üst bölümünü sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi deney setimizin üst bölümünde burada bakın bir tane KTP 400 panelimiz var. Bu KTP 400 panelin modeli üzerinde gözükmüyor, arka tarafında kaldı ama ben şöyle söyleyeyim. 6 Adana Van 2-123 2 Denizli Bursa 03-0 AX0 kodlu ürünü seçeceksiniz. Yazılımınızı yaparken bu ürünü seçeceksiniz. Burada KTP 400 renkli panelimiz mevcut. Sol tarafta bakın SSR rölemiz mevcut. SSR rölemizin giriş ve çıkışını yine sigortayla koruduk. Burada panelimizin, bakın panelimizin bağlantısı için PLC ve bilgisayarla bağlantısı için buradaki Ethernet bağlantısını buraya taşıdık. Şurada HDMI'ın beslemesi bakın. Az önce söylemiştik. Az önce söylemiştik. Aşağıdan HDMI kablolarını bağlayarak beslemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bakın şuradan şöyle şöyle aşağıda eksisini bağlıyorum ben. Enerjiyi vermek için. Yine artısını da böyle bağlıyorum. Ne demiştik? Aşağıda 24 volt besleme anahtarına bastığımda benim panelimin enerjilenmesi gerekiyor. Bakın ona bastığım sesi duydunuz ve panelim enerjilendi. Sigortası yine panelim mevcut. Şimdi burada bizim step motor ve step motor diyaframımız var. Onlarla ilgili size bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar buradaki step motorumuz eğitim setleri için kullandığımız küçük güçlü bir motor. Bu deney setlerinde kullandığımız için çok böyle hızlı dönmeyebiliyor. Ama sizin sonuçta uygulama yapmanızı yetecek kadar özelliklere sahip. Bu motor bizim testlerimizde velocity'si 25 ve üstünde ise devreye rahatlıkla giriyor. Hani çalışmaz ise velocity 25 yaparak bunu denemenizi rica ediyoruz sizden. Şimdi burada step motor driver'ımız yine motorumuz küçük olduğu için küçük bir step motor driver kullandık. 1 ampere göre ayarlarını yaptık. İçerisindeki mikro switchlerden bu ayarında 1 ampere göre yaptık arkadaşlar. Yine bunun kendi üzerinde sigortası mevcut. Şimdi bunun bağlantısı ile ilgili yine şöyle bilgi vereyim ben size. Bu step motor driver'ın sonuçta bakın bu step motor driver'ınız sonuçta sizin çıkışlarınıza bağlı olarak kullanılacak. Nasıl bağlandığı ile ilgili şöyle bilgi vereyim size. Hani zaten step motor driver bağlantısını bildiğinizi varsayıyoruz ama yine de hani kullanımla ilgili bilgi aktarmakta fayda var. Burada arkadaşlar step motor driver'ı kullanmadan önce tüm eksi uçlarınızı bakın yukarıda ena eksi, dır eksi, pul eksi ve gene de eksi uçlarınızı köprülüyorsunuz. Bakın tüm eksi uçlarınızı şu şekilde köprülüyorsunuz. Şuradaki uçları şöyle hepsini köprülüyorsunuz. Köprüleme işlemini bakın ben gerçekleştirdim. Bakın köprüleme işlemini şöyle gerçekleştirdim. Bu köprüleme işlemi gerçekleştikten sonra da arkadaşlar bu eksi uçlarını götürüyorsunuz. 3M'ye bağlıyorsunuz. PLC'sindeki 3M noktasına bunu bağlıyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra burada ne demiştik? Bizim Q00, Q01 ve Q02'miz. Biz genellikle uygulamalarımızda dır artı da Q01'i, pul artı da Q00'ı, WinCC'de yani step motor beslemesinde de Q02'yi kullandık. NA artı gördüğünüz gibi boşta. NA artı ya siz 24 voltu direkt verirseniz kilitliyor. Step motorunuzu kilitlemek için bu NA artı ucunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde step motor bağlantısını yapıp işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim gibi burada önemli olan nokta buradaki tüm uçların eksi uçların köprülenerek 3M'ye getirilmesi. Daha doğrusu şunu da diyebilirsiniz. Bizim 24 volt besleme kaynağımızın mevcuduna da
bağlanıyor diyebilirsiniz. Onun dışında art ucu, kilitleme ucu, dır ucu, direction ucu, pull ucu, pulse ucu, vinç ucu da bizim besleme ucumuz. Step motor sürücümüzün besleme ucu. Biz buradaki motorumuzun A artı, A eksi, B artı, B eksi uçlarını da içeriden zaten bağlantılarını yaptık. Burada arkadaşlar söyledik ancak yine tekrar etmekte fayda var. Bakın biz burada dır artı ve pull artı uçlarını Q00 ve Q01'e bağlayacağız. Buradaki neden şu, sonuçta bir PWM işlemi, bir kara dalga işlemi olacak. Burada PWM işlemi sırasında çok hızlı açma kapama yapacak bizim sistemimiz. Dolayısıyla bizim aşağı tarafta bahsettiğimiz PWM anahtarımız Q00 ve Q01'i devre dışı yapıyordu. Eğer siz Q02, Q03, Q04 ve Q05'ten herhangi birini dır artı ve pull artı uçlarını bağlarsanız çok hızlı açma kapama yapacağı için röleleriniz de çalışacak. Bu röleler çalıştığında da hani hızlı açma kapama röleler zarar görebilecek. O yüzden biz bu işlemlerde Q00 ve 01'i kullanmanızı sağlamak için ne yapıyoruz? PWM anahtarı koyuyoruz. Dolayısıyla bu işlemleri yaparken röleleri devreden çıkartarak sadece dijital çıkışları kullanıp işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Buna dikkat ederseniz herhangi bir problem çıkmayacaktır. Arkadaşlar burada PLC'mizde step motor sürümeyle ilgili olarak bir konu daha hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi PLC'nin içerisinde farklı farklı hafıza türleri var. Siz bir yazılım yaptınız. Ardından yazılımı silip üzerine tekrar bir yazılım yaptığınızı varsayın. Bazen biliyorsunuz PLC içerisindeki hafızalar silinmiyor ve sizin tekrar yazdığınız yazılım alttaki kalan artık bilgilerle beraber çalışabiliyor. Bu da hataya neden olabiliyor. Bakın step motorla ilgili işlem yaptığınızda kullandığınız Q0, Q1 ve Q2 çıkışları işlem yaptıktan sonra başka programlarda kullanmak istendiğinde bu çıkışların çalışmadığını görebilirsiniz. Bu durumda bizim en kestirme çözüm önerimiz arkadaşlar PLC'nizden farklı fabrika ayarlarına gelerek tüm içerisindeki bilgileri silmek. Yani aslında şöyle söyleyeyim, daha mantıklı, daha basit ifadeyle şu şekilde açıklamaya çalışayım. Online diagnostike gelip reset factory settings yaparak delete IP deyip yeni bir IP atıyorsunuz. PLC'nizde yeni bir proje açarak sıfırdan işlem yaptığınızda Q0, Q1 çıkışlarının çalıştığını görüyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi sizin buradaki step motor işlemlerinizde kullandığınız bloklardan kaynaklı olarak burada kullandığınız Q0 ve Q1 değerleri, Q1 çıkışları bir şekilde bir yerlerde saklanmış olarak kalıyor. Burada PLC'nin içerisindeki bilginin silinmesi gerekiyor. Bu bilgiyi sildiğinizde tekrar işlemleri baştan yaptığınızda Q0 ve Q1'in çalıştığını göreceksiniz. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse endişelenmeyin. Hani piyasa çıkışlarını yaktığınızı düşünmeyin. Burada piyasa çıkışlarının yanmasıyla ilgili şunu hatırlatayım. Daha önce de söylemiştim. Arkadaşlar buradaki bizim dijital çıkışlarımıza siz artı veya eksi dışarıdan bir kaynak bağlamayın. Özellikle eksi kesinlikle bağlamayın. Bu durumda piyasa çıkışları yanacaktır. Dediğimiz gibi farklı voltajlar, yüksek voltajlar kesinlikle bağlamayın. Yine piyasa çıkışları yanacaktır. Piyasa çıkışına özetle söylüyoruz. Herhangi bir çıkış voltajı buradan bir besleme voltajı kesinlikle vermeyin. Yanlışlıkla böyle bir şey yapmayın. PLC tamam kendi içerisinde koruması var ama korumayabilir. Buna dikkat edelim. Sonuçta tüm testlerimiz yapılmış vaziyette. Size setimiz gelecek. Bütün özellikleri çalışır vaziyette. Bunlar gönderiliyor. Dediğimiz gibi sigortalarınızın yedeklerini fazlaca yanınızda bulundurun. İçerisinde farklı boyutlarda 0,5 amperden 2 ampere, 5 ampere kadar sigorta mevcut. Bunlara dikkat ettiğinizde girişlere yanlış bir şey bağlamadığınızda, çıkışlara yine yanlış bir şey bağlamadığınızda setiniz gayet düzgün bir şekilde çalışacaktır. Onun dışında burada üst tarafta da deney setiyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Deney setimiz inşallah sizin için faydalı olacaktır. Tüm uygulamanızı yapabileceğinizi düşünüyoruz. Yine aklınıza takılan bir soru olduğunda istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.